Hala daha bitmemiş. İskeleye gelirken yarım bırakmak zorunda kaldım işte. Sen? Hı. Yani sen hiçbir işini yarım bırakmazsın. Bana yetişebilmek için tabelayı yarım bırakıp koştum, öyle mi? Yo, koşmadım aslında. Kamyonetle geldim. Sen peki? Senin de fikrin değişti bir anda. Hani bir gün önce çok kararlıydın ya gitmeye. Aniden kalmaya karar verdin. Yo, öyle bir anda aniden falan değil. Sen geldiğinde ben de tam vapurdan inmek üzereydim. Ha. Ben gelmesem de inecektin yani vapurdan. Hı, aynen öyle. Ben de işimi yarım bırakmayı sevmem. Yani bu oteli sezon sonuna kadar işleteceğiz dedim. İşleteceğiz. Hepsi bu. Anladım. Öyle olsun bakalım. Bak. Tabela bitince önünde mutlaka selfie çekeceğiz, tamam mı? Artık bundan da kaçamazsın artık. Buna da izin ver yani, tamam mı? Ya selfie diyorum, cevap verir misin bana lütfen? Sandal Ar Otel, buyurun. Herhalde rezervasyon için aradınız. Hı? Pide için otel alacak kadar manyak değilsinizdir diye umuyorum. Manyak mısınız yoksa? Hı? Manyak mısınız? Evet. Maalesef yok. Boş adamımız yok. Kalmadı. Kime diyorum ben acaba? Sen beni duyuyor musun? Ya duyuyorum, Serp falan bir şeyler sayıklıyorsun yine. Sayıklamıyordum. Eminim hanımefendi. Eminim herhalde. Tamam, rezervasyonu ben size göndereyim. Çek edin. Olur mu? Siz çek edin. Hadi oradan terbiyesiz. Sensin. Sensin o. Sen az önce müşterinin yüzüne telefonu mu kapattın? Evet, bir öncekinde. Yani oda yok. Boş oda yok, anlamıyorlar. Anlatamıyorum. Ne yapayım? Elinde inşa mı edin odaları? Bizim acilen resepsiyonist bulmamız lazım. Hem de çok acil. Onu da geçtim. Bizim oda sayısının 5 katı kadar bilet satma fikri kime aitti acaba? Tabii ki sen. Görkem bak, bundan sonra otelin telefonlarını falan açmıyorsun, tamam mı? Kim açsın annen? Resepsiyon perileri mi? Burak açsın. İnsanları diğer pansiyonlara yönlendirsin. Aynen, Burak açsın. Hem diğerleri de iş yapmış olur. Biz zaten otelin ruhsatını almadan açılış konserinin ilanını da verdik. Nasıl olacak bilmiyorum. Ya tamam, o konuda sıkıntı yok. Biz belediyenin bize şart koştuğu her şeyi tamamladık. Aa, saçı kıpırdamayan kız gelmiş. Haziran, bir ara şunun Saspir'in markasını sorsana anne. Bak şimdi bizim web sitesini yüklememiz için şöyle fotoğraflardan çekip göndermemiz lazım, tamam mı? Tamam, çek gönder işte sen. Aa, telefonumla mı çekip göndereyim? Oldu. Ya biz daha 1 saat öncesine kadar şeydik, sen şimdi beni sinir ediyorsun. Biz 1 saat önce neydik? İyiydik yani. Hatta sen benim bavulumu taşımama bile yardımcı oldun. O bir kereye mahsustu. Alışma sakın. Sürüp gideceğini sanmam bile hataydı zaten, değil mi? Hoş geldin Edil. Hoş bulduk. Gitmemişsin. Aynen, burada yapılacak işlerim var. Ah siz şehirliler ya. Hep bir kafanız karışık, hep bir kararsızsınız. Tabii biz rutinin insanlarıyız, o yüzden bize biraz garip geliyor değil mi Poyraz? Bilmem. Şehirler üzerine düşünmedim galiba daha önce. Ben de adalıların rutin sevgisini fark etmemişim. Dikkatimi çekmediyse demek. Açılış için yardıma ihtiyacın varsa biliyorsun, her zaman buradayım. Yok sağ ol, biz hallediyoruz her şeyi. O kadar heyecanlıyım ki açılış için, ödüm kopuyor kötü bir şey olacak diye. Bizim var ya, şu yarınki ruhsat işini hallettik mi tamamdır. Siz hiç merak etmeyin, ben Poyraz'ı tanıyorum. Poyraz çok titizdir, çalışkandır. Çok kolaylıkla alırsınız ruhsatı. Poyraz da gelmeyecekti. Zorla getirdim. Abartma istersen. Hemen size zahmet olmasın diye şey yaptım. Olur mu canım öyle zahmet falan? Benim bir tanecik yeğenim adada kalmaya karar vermiş. Kutlamayacak mıyız yani bunu? Dün de veda yemeğini veriyorduk yenisini. Benim olduğum yerde hep bir parti olur. Buna alışsan iyi edersin. Wow. Ay ben havada çok güzel bir çikolata kokusu alıyorum. Çikolata mı istedi senin canın? Koş Nehir. Yok yok yok. Bizim öyle Haziran'la aramızda bir şaka. Poyraz, sen de tam vaktinde yetişmişsin. Yani birkaç dakika daha geç gitsen Haziran burada olmayacaktı. Aa, evet biraz öyle oldu ama ben zaten vapura giderken Haziran'da inmek üzereymiş. Değil mi Haziran? Hı, aynen öyle. Boşuna gitmişim yani. Gereksiz olmuş biraz. Hı. Poyraz abi, siz otele resepsiyonist arıyormuşsunuz. Evet. Var mı önereceğim biri? Evet, bizzat ben varım. Hem İngilizcem de var benim. Okul başlayana kadar ben çalışsam ya. Kız çilligotik. Gönder CV'ni inceleyelim. Hı. Sen macmış bakma öyle. Torpil morpil yapamayız. Kırarım kalbini. Aa istemem ben öyle bir şey. O böyle hak yemek gibi oluyor yani. Sen gönder kızım, gönder. Kız şaka. Aa. Ay bu arada dün koyduğum Sirtaki videosu inanılmaz beğenilmiş. Özentiler. Sirtaki'yi görünce, tabaklar kırılınca... Ne diyeceğim? Yunan adasında olduğumuzda pür iknalı Zeynep, kuşku yok. Aman iyi tamam zaten bir de onunla uğraşamam şimdi. Nasıl kandırdık Zeynep'i? Catıdır matıdır. Ama kuzuk bir de saftır. Kim saf kim? Hı? Hiç. Kız laf mı dinliyorsa? Sarmıyı uzat butik. Az ye, az ye. Boğazında kalacak. Biraz yavaş ol. Kim geldi ya? Biricik, kardeşini çağırdın değil mi kızım sen? Yo. gül sen. Gül. Bir gün Zeynep öğrenirse eğer böyle gülecek misin çok merak ediyorum. Acaba nereden öğrenecek? Buyurun. Sen Nehir olmalısın. Evet. Siz kimsiniz? Ben Haziran'ın annesiyim. Haziran abla. Zeynep. Anne. Abla. İkinize de yazıklar olsun. Ya ben sizi haftalardır Yunan adalarında zannediyorum. Ya siz benim gözümün içine baka baka yalan söylemişsiniz. Ay yeter, vallahi o yaptırdı. Yeminle o yaptırdı. Vurma. Ben Zeynep'e yalan söyleyemem dedim. O zorladı. Anne tamam hadi gidip konuşalım. Ben ortada konuşacak bir şey göremiyorum. Nehir... Sor bakayım teyzeme bir şey içer miymiş? Uzun yoldan geldi. Pardon bir şey içer misiniz acaba? Nehir annene söyle onun elinden hiçbir şey içmiyorum. Senin elinden... Anne lütfen. Ne lütfen? Ne lütfen Haziran? Tamam gel bak bu bizim aramızdaki bir mesele. Benim evime gidelim orada konuşalım. Orada bağır çağır tribini at ne yapıyorsan yap. Ben burada da atarım tribimi. Ya ben kızımı Yunanistan'da çalışıyor zannediyorum. Çalışıyorum zaten. Anneannemden kalan otelde çalışıyorum. Poyraz'la oranın tadilatını yaptık. Birkaç gün sonra da açılışı var. Bakın Haziran'ın yaptıklarını görseniz, duysanız zaten gurur duyacaksınız onunla. Şu an kendisinden sadece utanıyorum. Yalnız Haziran sizi utandıracak hiçbir şey yapmadı. Ne kadar emek verdiğine ben şahidim. Ben de kendi annemi sinir sanıyordum ya. Ay gideyim de kadının elini ayağını falan öpeyim bari. Kraliçem, kraliçem, kraliçem. Bana kırgın değilsin değil mi? Hı? Yani Haziran'a kırgınsın diye biliyorum. Ay sana inanmıyorum Görkem ya. Zeynep bak Haziran'a haksızlık yapıyorsun. O kız senin borçlarını ödemek için burada kalmak zorunda kaldı. En büyük düşmanımın evine ha? Haziran burada kalmıyor ama. Kaldığı yeri görsen için acır. İstemiyorum. Görmek falan istemiyorum. Şimdi vapurla hemen dönüyorum. Gidemezsin. Çünkü son vapur kalkmıştır bile. O zaman bir pansiyon tutuyorum. Sabah ilk vapurla dönüyorum. Tamam ben de seninle geleyim. Nereye geliyorsun sen ha? Sen var ya sen. Sen bittin. Sen artık yoksun. Git Selma'nın dolmalarını tıkın. Git tıkın tıkın. Keşke otelde yıkılacak bir duvar daha olsaydı. Böyle balyozu elime alıp hırsla vururdum. Haziran. Sen duvar yıkmak istiyorsan istediğini yık. Ben yeniden yaparım. Ya da daha iyi bir fikrim var istersen. Sana çay demlerim. Bahçede denize karşı içeriz beraber. Niyeyse... Denize karşı çay içme fikri iyi geldi. Teşekkür ederim. Üzgün olduğumu anladı galiba. Baksana nasıl bakıyor. Zorbanlar tabii üzgün olanlar. Kokusunu bile alır. Adını niye zorba koydun? Ben koymadım ki. Eski sahibi zorba diyormuş. Sen olsaydın ne koyardın? Ben olmayacak ihtimaller üzerine konuşmayı çok sevmem. Annem gece teyzemde kalacakmış. Zavallı teyzeciğim ya. Adaya gelerek onun da hayatını mahvettim. Sen başka kimin hayatını mahvettin ki? Görkem'in Görkem'i kastettim. Annemle bizim aramızdaki ilişki seni şok etmiştir. Biz diğer anne kızlar gibi değiliz maalesef. Yani anneni çok tanımıyorum bilemem de. Sen başka kimseye benzemiyorsun. Tabii her zaman farklı olmak iyi bir şey değil. Böyle bazen ağzından iyi bir şey çıkıyor. Sonra onu hop diye geri alıyorsun. Çünkü sen çok çabuk havalanıyorsun. Sen yani benim ayaklarımın yerden kesilmesini istemiyorsun. Anladım. Sor hadi. Neyi sorayım? Yani sor işte. Annene niye yalan söyledin? Senin adada olduğunu neden istemiyor? Falan filan yani. Ne merak ediyorsan sor. Vallahi bana anlatmak istersen ben seni her zaman dinlerim. Ama anlatmayacaksan da sorularla boğmam seni. Sen bilirsin. Teyzemle annem küsler yani. Senin de fark ettiğin gibi. Ben adada olduğumu söyleyip annemin öfkesini daha da alevlendirmek istemedim. O yüzden burada olduğumu sakladım. Hatta bir Yunan adasında olduğuma ikna etmek için böyle çocukça saçma sapan şeyler yaptım. Yok işte Melisa'nın pastanesine gidip Yunanca kartlarla selfie çektik. Yok Sirtaki oynadık. Gibi gibi şeyler işte. Yani bunlar şimdi ailevi mesele, ben bir şey diyemem tabii de. Keşke yalan söylemeseydim. Çünkü yalan nereye girse o ortamı bozuyor, bir şekilde çürütüyor. Hatta karşındakinin gururunu bile kırıyor. Bazı insanların gururu kalbinden daha zor iyileşiyor. Değil mi? Çoğu zaman iyileşmez bile. Ben kalkayım artık. Çayını seveyim. Yok, iyisin. Teşekkür ederim. Eve gideyim. Kargaya da not bırakmışsın. Bir kargaya, bir de sana. Ben gidince de ona yemek vermeye devam eder misin? Yani tabii ben daha uzun bir süre buradayım. Ama eninde sonunda bir gün gideceksin değil mi? Burada temelli kalmam için bir sebep yok. Haklısın. Aa. Nereden düşmüş ki? Yine kargalar getirmiştir sana. Böyle parlak şeylere bayılırlar ve böyle sevdikleri insanları hediye olarak getirdiğini sanırlar. Evet. Bu adada zorba dışında beni seven bir ruh daha var yani. Ben geçeyim. Gitmeden konuşacaksın ama annenle, değil mi? Yani ne fark eder ki? Annem kafasında bir yargıda bulunur, karar verir. Sonra da ne desem boş. Ben seni bir sakin gördüm yani, böyle alışverişe gidemedi, stres atamadı, darlanmıştır diye düşünüyordum ama... Poyraz bana stres atmanın başka yollarını öğretti. Mesela böyle duvara balyozla falan vuruyorsun. Ya da böyle denizin kenarında oturup çay içip bir taraftan denizi izliyorsun falan. Sonra stres falan, hiçbir şey kalmıyor. Geçen gün de Filika'da denize yakın durdun. Yani Poyraz'a güvendiğin için herhalde. Yani o olaydan sonra ilk defa... O başka. Nesi başka? Bilmiyorum Biricik. Yani ben böyle şeylere özel anlamlar falan yüklemek istemiyorum, tamam mı? Poyraz Ali Özgür'ün dediği gibi öyle hemen havalanmayacağım. Onun bana karşı bir şey hissettiğini düşünüp falan kendimi küçük duruma düşürmek de istemiyorum. Ya ben sana normalde böyle kalbinin sesini dinle, yürü Haziran falan derdim ama... Alper'le Melisa'yla konuştuktan sonra... Ne konuştun onlarla? Yani Poyraz senin hakkında böyle bir şey söylemiş. Söylemiş mi? Söylememiş. Dedim işte ben sana. Poyraz bana karşı hiçbir şey hissetmiyor. Biz sadece iş arkadaşıyız. Belediyeden ne zaman gelecekler? 1 saat falan var. Bir saat tamam, o zaman görev paylaşımı yapalım. Onların bugün bakacakları yere biz yeniden bakalım, tamam mı? Sen bir sakinleşsen önce ya. Dün gece baktık işte her yere. Ya bir gecede her şey değişebilir, tamam mı? Ne değişebilir mesela? Ne değişecek? Yangın tüpleri bir anda buharlaşıp uçacak mı? Ya senin bu sakinliğin var ya, o beni işte böyle çıldırtıyor. E iyi o zaman, ben de senin gibi paniğe bağlayayım, delirelim beraber ha? Ya ben ömrümde senin kadar zıt bir adam görmedim, göreceğimi de sanmıyorum. Ha iyi. Bir şekilde zihninde özel bir yerim var yani. Sen bana diyorsun ama asıl sen çok çabuk havalanıyorsun. Tabii tabii. Ne yapıyor bu? Ah. Ne bileyim, ben bile anlamadım. Görkem, hasta mısın ha? Ruhum sıtmalandı. Tek çaresizliğimi. Bu pek otel meselesi değil. Karışmıyorum. Görkemciğim canım. Canın çıksın. Zeynep aramızı bozdun. Ya zamanla düzelir. Hem bak hadi eriyeceksin bunun içinde. Çıkar artık. Dokunma lan, dokunma. Çıkartmıyorsun, çıkartmayacağım. Aa, zaten yazlık depresyon hırkası bulamadım. Ya hırkasız da depresyon çekilmiyor biliyorsun. Bilmez miyim? Şu halini çek de annene gönder. Anneme göndereyim. Hı. Hı, annem bunlarla yumuşar değil mi? Ya defilesinden 100 gram aldı diye manken kovan Zeynep Sedefli'den bahsediyoruz burada. Kız ne 100 gramı? Yarım kilo. Üf, ne fark eder? Ya aşın artık şu zayıf güzeldir algısını yeter. Belki aşmak istemiyoruzdur. Yarım kilonun gıybetini Zeynep'le yapmak istiyorumdur belki. Ben sana şöyle yarım litre buzlu su göndereyim, iyi gelir. Bir zahmet gönderiver. Böcekleri buldum. Bizim pasaklı Rıza var ya, onun evinden topladım. İyi tamam anlatma, istemiyorum tamam. Üf, nereden bulduğunu bilmek istemiyorum. Sen ne yapacaksın bunları ya? Ya da neyse, ben bilmek istemiyorum. Çünkü bunları öğrenince başıma bir iş açılacak belli. O zaman unut Sadık. Şimdiden unut. Al bakalım. Bütün odaları tek tek kontrol ettim. İçin rahat olsun. Sen. Ben panik yaptım diye her şeyi yeniden mi kontrol ettin? Aslında ortam panik atak geçirmesin diye kontrol ettim. Tamam. Buna da teşekkürler. Hem zaten benim hijyen konusunda hiçbir endişem, bir korkum falan yok. Usta sağ olsun her yeri pırıl pırıl yaptı. Baksana şu dolapların haline.